Depremi Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Yine sizlerle birlikteyiz ve yine engellilerimizin hayatına dokunan arkadaşlarımızla birlikte sizlere misafir oluyoruz. Bugün aramızda yine çok çok değerli bir arkadaşımız, bir insanımız var. Sevgili Hatice Özdemir, güzellik uzmanı, ayak sağlığı uzmanı aynı zamanda. Sevgili Hatice Hanım, hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasıl? Çok teşekkür ederim. Öncelikle sizi merak edenler, sizi izleyicilerimiz tanısın biraz. Kendinizden bahsedebilir misiniz? Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi, bu mesleği? Yaklaşık 3 yıl oldu. Evet. Yani daha fazla önce güzellik uzmanıydım. Eksiklikten dolayı piyasadaki bu sektörde, ayak sağlığında karar verdim. Yani çok büyük bir sorun. Ayak sağlığı evet. Ve çok ciddi problemler doğar sonucunda. Yani ayak sağlığı tamam değilse gerçekten ciddi ağrılar olur. O yüzden dedim ki değişik bir alana da girelim. Eksiklik var. İyi ki yani girmişsiniz. Kıbrıs'ta. İstanbul'a gittim. Eğitimini aldım. Maya Akademi'den. Evet. Sonrasında başladım. Güzel gider. Çok çok güzel. Özellikle tabii ki bahsettiğiniz nokta ayak sağlığı. Gerçekten yaşam kalitesinin çok çok önemli bir yerinde yer almaktadır ve belki de işte gerek sırtımızdaki gerek işte omuzlarımızdaki veya vücudumuzdaki ağrıların da evet. Temel sebebinin başlangıcı ayağın o ayak sağlığının oluşmasıyla olur. Burada tabii ki bizler de bizim arkadaşlarımız da engelli arkadaşlarımızın da hem ayak sağlığı noktasında ihtiyaçları hasıl olduğu ortada hem de halkımızın tamamında aslında bu ihtiyaç görülüyor ve çok noktada da bu gibi yerlere de müracaatlar vardır diye tahmin ediyorum. Var, yeni yeni başladı. Çok fazla aslında halkımız biraz bilinçsiz bu konuda. Mesela batık tırnaklar olur. Batık tırnakta işte cerrahlara giderler. Cerrahlar tırnakları söker ama çok daha basit yöntemleri var. Ama halk bilmiyor. Mesela mantarda cilt uzmanlarına giderler. Evet. Ağızdan hap falan kullanırlar. Yani bunlar olmasa da olur. Ve tamamen dıştan, medikal, organik bakımlarla yani biraz daha uzun bir süreçtir ama çok daha sağlıklı ve vücuda zarar vermeden tedavileri var. Yayılıyor yavaş yavaş. Biz de reklamlara da önem veririz. Mutlaka duyurmak gerekir Hatice Hanım. Çünkü yani özellikle 50 yaş üstü, 60-70 yaşlardaki kişiler çok yıllardır mantarla ve batık tırnakla yaşamış insanlar var. Evet. Ve sabır isteyen bir tedavidir. Kesinlikle. Yani ayda bir yapılır genelde ve bayağı bir sabır isteyen bir tedavidir. Ama sonuçları gerçekten yaşam kalitesi çok artar. Mutlaka çünkü sonuçta yani bir yerinizde bir sıkıntı vardır. Vücudunuzun herhangi bir yerinde bir sıkıntı vardır. Ve siz de bunu belki de işte o cerrahi müdahaleye gerek kalmadan veya işte bir medikal hap kullanarak veya farklı bir şeyleri vücudumuza enjekte ederek yapmadan bu sıkıntıyı ortadan kaldırıyorsunuz. Aynen öyle. Bu da çok insanın hayatına dokunan bir olaydır. Bu nedenle ben başarılar dilerim sizlere. Gerçekten olması, hayatımızda olması gereken bir sektör bu. Ve ihtiyaç fazlalığı olan bir sektördür. Tabii ki baktığımızda Hatice Hanım işte evet bizlerle bir şekilde yolunuz kesişti. Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ile de her ayın ilk salısı bizimle birlikte merkezimizde ihtiyaç duyan arkadaşlarımıza da bu tedavileri tamamen gönüllü olarak yapıyorsunuz. Ben arkadaşlarım adına, tüm üyelerim adına sizlere bu noktada da teşekkür ediyorum. Nasıl başladı, nasıl hissettiniz? Yani böyle bir olayın içerisinde yer almaktan
Neler hissettiniz ilk anda geldiğinizde buralara? Yani bir defa yani böyle bir duygu yok yani. Bağ biçilmez, hiçbir şeyle ölçülmez. Mutlu olduk. Ve başka bir huzur yani. Böyle bir şey yapmak çok daha başka bir huzur. Hayata bakış açısı değişir insanın. Kesinlikle. Ve hayata değer verir. Yani herkesin önem vermesi lazım aslında. Yani her sektörün her veya yani, her elinden bir şey gelebilenin bir şeyler yapması gerekir yani. Yoksa her şey olduğu yerde kalır. Evet. Yani biraz daha duyarlı olması lazım insanların. Yani benim müşterilerim mesela sayfada yayınladıktan sonra işte öyle bir dernek mi var? İşte bilmezdik. Yani biraz iş gözümüz kapalı yaşarık. Yani hep herkes bir koşuşturma içinde hayatında ve etrafını görmüyor. Maalesef, maalesef. Görmüyor ve biraz gözümüzü açmamız lazım yani. Dediğiniz nokta çok doğru Hatice Hanım. Evet, halkımız gerçekten yani ben yıllardır bu derneklerin içerisinde görev yapıyorum ve birçok noktada halkımızla da temas içindeyim. Evet, çok duyarlıyız. Duyarlıyız halk olarak. İşte engelli olsun veya mağdur olsun veya zor durumda olan insanlar olsun, onlara destek verme açısından çok duyarlıyız. Ama ne yazık ki farkında değiliz. Yani bakın, siz işte sizin hitap ettiğiniz kesimde bir sosyal medyada paylaşımınızda işte böyle bir dernek var mıydı noktasına geliyoruz. Demek ki hayatımızda aslında veya o insanların hayatında karşılaştıkları bir durum değildir. Yani mutlaka ve mutlaka o empatiyi yaparken illa ki yanınızda çok sevdiğiniz biri, siz veya ailenizden birinin olması da gerekmez bu noktalarda. Bu empatiyi, bu öngörüyü görebilmek adına. Burada sizlerin bu noktadaki açılımıyla da aslında belki de işte o sizin hitap ettiğiniz çevrede bu farkındalığı yakalamış oldu. Bizim açımızdan bu da çok çok önemlidir ve çok değerlidir. Gerçekten umarım bunu artırarak da farklı İnşallah. Alanlardaki noktalara dokunmayla da hayatlara en azından o sağlık açısından yardımcı oluruz. Ve o mutluluğu bir kere buradan açık yüreklilikle söylemem gerekir ki buraya gelen arkadaşlarımız, yani bu tedavi amaçlı gelen arkadaşlarımız çok ciddi anlamda sizlerle bir bütünlük kurdular, sizlerle bir bağ kurdular. Bunu sizin ağzınızdan da, sizin sözlerinizle de dinlemek isterim. Özellikle Besim arkadaşımızı buradan gerçekten sevgilerimizle, saygılarımızla anmak isterim onu da. O size ulaştı, nasıl yaptığınızı öğrendi, sizden alalım lütfen. İlk buraya geldiğim gün işte resimleri paylaştım sayfamda buraya geldiğim için falan. Siz de paylaştınız derneğin sayfasında. Facebook'ta buldu beni Besim. İşte dedi ki benim problemlerim var. Size gelmek isterim. İşte duymadım derneğe geleceğinizi, o yüzden yetişemedim sizi. Her ay geleceğimi bilmezdi tabii ki. Dedim ki işte ben tekrar her ay oraya yani kısmet olursa geleceğim. İşte Besim istediği benim kendi merkezime gelsin. Ben özel de gelirim dedi yani. Yani şu andan. Şu an gel derseniz gelirim hemen. Evet. Dedim ki yani benim aslında binam biraz merdivenli ve evet. Asansörüm yok. Hı-hı. Onunla bir problemimiz var. İnşallah onu da çözeceğiz. Buradan sonra fark ettim. Öyle bir sorun, bunun bir sorun olacağını. Kesinlikle. Ve dedim ki yani benim binaya gelemezsin Besim. Çünkü merdiven ayakları var ve asansörüm yok. Ama istersen çok acil bir durum varsa ben derneğe geleyim. Evet. Yani bir ay olmadan daha önce acil bir durumum varsa gelirim ben. Yok dedi, çok acil değil dedi. Ertesi ay geldi zaten. Evet, başladı. İki aydır da ona yani, da tedavi yaparız. Tabii ki bu tedavilerin ışığında gerçekten başta da bahsettiğimiz gibi o ayak sağlığı konusu belki de bizler için çok daha önemli bir haldedir Hatice Hanım. Siz bunu mutlaka daha iyi bileceksiniz veya daha iyi yorumlayacaksınız. Çünkü sürekli oturduğumuz pozisyondadır. Hareket yok. Belki kan dolaşımı da zayıftır ayaklarda.
ve bu sağlık açısından işte gerek tırnak batması olsun farklı şekillerde karşımıza çıkması çok daha olağandır, çok daha olabilecek bir durumdur. Bu açıdan siz nasıl yorumlarsınız bunu? Yani gerçekten bu noktadaki bizim işte bu dezavantajımız bizim ayak sağlığı konusunda sıkıntı yaşamamızı tetikler mi? Tetikler kesinlikle. Yani bir de bizde bir de ayak masajı var. Refleksoloji denilen. Hı-hı. Yani onu aslında onu da burada yapabiliriz. Kan dolaşımını hızlandırır. Ve sürekli oturan kişiler için çok yararlıdır. Bütün ağrıları mesela ayakta olan bütün noktalarda her bir noktada bir organı temsil ederler. Evet. Ve bunu yaptığımızda ciddi anlamda bir vücut masajından daha fazla kişiler rahatlıyor. Çünkü her şey, bütün sinirler, vücuda giden her şey ayaktan geçer. Kesinlikle. Ve bu yüzden çok önemlidir. Ve yani sürekli oturan bir kişinin yani sorunları çok daha fazla olur. Mesela batık tırnaklar, mansar, kapalı, ağrılar. Evet. O yüzden sizin mutlaka, daha mutlaka önem verilmesi gerekir yani. Evet, buradan bizi izleyen hem izleyicilerimize hem de engelli arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum. Evet, biz mesajlarımızı atıyoruz. Ama ekranları başından bizi izleyenlere de bu çağrıyı, bu duyuruyu yapmak istiyorum değerli izleyiciler. Evet, Hatice Hanım sağ olsun ekibiyle birlikte her ayın ilk salı günü derneğimizde bu hizmeti veriyor tamamen gönüllü olarak. Lütfen ihtiyacınız olduğunu hissettiğiniz durumlarda lütfen bizlere Kıbrıs Türk Ortopedik Özürler Derneği'ne ulaşınız ve o randevuları sizler için de ayarlayalım ki bu hayatımıza dokunuşu ve dönüşümü en azından ayak sağlığımız noktasında bir şekilde kaver edebilelim, bir şekilde karşılayabilelim. Bir defa sözünüzü de kestim. Hiçbir problemleri yoksa dahi evet. Ayda bir bu refleksoloji masajını burada gelip yaptırmaları gerekiyor. Hiçbir problem yoksa da önlemek açısından. Evet, o da çok önemli. Çünkü sürekli oturdukları için, kan dolaşımı olmadığı için çok ciddi problemler, ağrılar olur. Yani hiçbir problemleri de yoksa sadece masaj için de gelebilirler. Peki buradan bu sizin çağrınızla birlikte de dediğim gibi bizlere ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlar. Tabii halkımıza da bu çağrıyı yapmak isteriz. Çünkü gerçekten gerek Hatice Hanım'ın kliniğine diyelim gerekse farklı herhangi bir noktadaki bu tip hizmetleri veren yerlere de ulaşmaları çok çok önemlidir onlar açısından da. Şimdi bunu özel hastanelerimiz de çok önemsemeye başladı. Evet. Mesela bana bazı özel hastanelerden de teklif geldi. Bu işi çok bilen yok bu memlekette. Ve hastanelerde bu bölümleri açmaya başladı yani. Ayak sağlığı bölümü direkt olarak. Çünkü Türkiye'de bu sektör çok geniştir. Evet. Mesela ben Türkiye'de bile az sayıda olan kişiye özel tabanlığı bu dernekte gördüm ve şaşırdım yani açıkçası. Aynen. Gerçekten çok iyi bir teknolojisi var çünkü o tabanlığın ve normal kişilerin bile onu yaptırması çok çok sağlıklarına yararlıdır. Yani bir tabanlıktır her ayakkabının içine konulabilir ve ileriye dönük bütün problemlerden kurtulabilirler yani. Özellikle bu noktada Hatice Hanım şunu bahsetmek isterim. Evet, derneğimizde gerçekten bu teknolojiyi kullanıyoruz. Ve geçen programlarımda da bahsetmişimdir mutlaka. Dışarıdan baktığında halkımız sanki yani sadece burası Kıbrıs Türk Ortopedik Özürler Derneği sadece engelli insanlarımıza hizmet veren bir dahil nokta gibi görünüyor. Ama bu algı, bu imaj yanlıştır değerli izleyicilerimiz. Burada ihtiyaç bu konularda özellikle fizik tedavi olsun, işte ortez, protez veya destek ünitelerindeki ihtiyaçlarınız olsun veya işte ayak sağlığı bakımından bilgisayarla aletlerimiz sayesinde ayağınızın analizini yapıyoruz. Burada fotoğrafını çekiyoruz ayağınızın ve teknolojik olarak bunun aynı şekilde bilgisayar ortamında o alınan veriler ışığında tabanlık yapılıyor ve sizin kaliteli bir yaşam sürmenizi sağlayabiliyoruz o tabanlıkla bile, evet. Birincil görev olarak.
Burada dediğim gibi yanlış anlaşılmasın, sadece Kıbrıs Türk Ortopedi Gözlükler Derneği engellilere hizmet veren bir noktadadır. Hayır, ihtiyacı olan herkes bu yaptığımız hizmetlerimizden buradan faydalanabilirler. Ki şunu da açık yüreklilikle söylemek isterim ki piyasaya baktığımızda belki de işte bir fizik tedavi olsun, farklı bir hizmetler olsun, maliyet olarak daha yüksekken bizde daha uygun ve çok daha donanım sahibi bir merkez halindeyiz de bunu da söylemek isterim açık yüreklilikle. Hatice Hanım, şunu da çok merak ediyorum. Evet, bu hizmeti bizlere veriyorsunuz. Gönüllü bir şekilde, ben üstüne basa basa söylüyorum bunu. Ve sektörlere de, diğer arkadaşlarımıza da çağrıda bulunuyorsunuz. Elinden bir şey gelen, evet, buralardaki bu insanlarımızın hayatına dokunabilmek adına bizlerle birlikte temas içine geçebilir. Bir şey yapacak herkesin bir şeyi var aslında. Var tabii ki. Mutlaka ve bu noktada biz iş birliğine her zaman hazırız. Bunu da söylemek isterim. Şunu merak ediyorum Hatice Hanım. Tedavinin veya işte o sağlığın ötesinde bir şey sormak isterim size. Duygusal olarak yaklaşımınız veya sizi nasıl etkiledi? Buraya girdiniz ilk ve bizlerle karşılaştınız. Bilmiyorum, hayatınızda yakınınız, çevrenizde veya var mı engelli bir arkadaşınız falan? Yok, hiç yok. Peki bu noktada işte şunu sormak isterim. Ya buraya geldiğiniz, nasıl duygularla girdiniz içeriye ve ne hissettiniz? Günün kaçıncı seansımız oldu? Üçüncü, dördüncü seansımız. Üçüncü seansımızı geçirdik. Üç aydır birlikteyiz. Nasıl bir gelişme oldu sizde bu duygusal olarak veya işte bakış açısı olarak? Yani bir defa çok değişti bakış açım. Yani böyle bir ayın geçmesini böyle sabırsızlıkla beklerim ki buraya geleyim. Yani karşılıksız, gerçek, bu yüzdeki, bu özellikle tedaviden sonraki memnuniyet, minnettarlık inanılmaz. Böyle bir huzur verir yani insana ve çok güzel bir duygu. Çok. Bu yani ben ilk geldikten sonra buraya işte müşteriler sormaya başladı işte nedir falan, gittin. Öyle bir dernek var mı dediğim gibi daha önce. İşte çok yoğunsun, nasıl giden, işte ne gerek var diyenler var. Çok duyarsız. Evet, ve, evet, öyle de mutlaka var, her toplumda var. Çeşitli insanlar var yani. Ama yani her şeye değer burada olmak. Yani keşke tedavi 10 günde bir olsa da 10 günde bir gelsek ama ayda bir olduğu için. Aynen. Biz de sizlere de teşekkür ederiz Hatice Hanım. Çünkü gerçekten biliyorum sektördeki pozisyonunuzu da, çok yoğunsunuz ve o yoğunluğun içerisinde ekibinizle birlikte buraya gelip de bu hizmeti veriyorsunuz. Gerçekten takdire şayan bir durumdu bir kere. Bir insanın hayatına dokunabilmek. Evet, siz bir sektöre açtınız, bir kliniğinizi açtınız. Tabii ki mutlaka bir gelir bekliyorsunuz. Oradan sizin de kiranız vardır, farklı harcamalarınız vardır. Ama siz o yüreğinizdeki sevgiyle veya yüreğinizdeki o hissiyatınızla insana karşı duyduğunuz sorumlulukla bizlerle birlikte oluyorsunuz. Ve o hizmeti, o sağlık konusunda, özellikle de sağlık konusu olduğunda bizlere sunmaya başladınız ve devam ediyorsunuz. Bu bizim için dediğim gibi minnet duyulacak bir olaydır. Çok memnun olunacak bir durumdur. Personel, kızlarım bile mesela işte abla bu ay beni götür, abla bu ay beni götür. Onlar bile yani ki ilk getirdiğim bayanı hatırlarsınız. Evet, ilk, evet. İlk kez geldiğimizde biraz bir sarsıldı. Şimdi diğer kızım ister personel. İçeride kavga ederler hangisi gelecek diye. Aslında çok normaldir Hatice Hanım. Yani bunu yaşıyoruz, devamlı yaşıyoruz. Mesela buraya gelirken işte biraz önce bahsettiğim gibi etrafında herhangi bir engele sahip bir arkadaşı, bir yakını yoksa insanlar tamamen bilinçsizdir. Evet, duyarlıdır veya farkındadır ama bilinçsizdir. Ve buraya gelip de işte bir insanı, genç bir arkadaşımızı işte tekerli sandalyede gördüğünde veya hareket kısıtlılığını gördüğünde etkilenebiliyor. Yani duygusal olarak üzülebiliyor, işte yeri gelir ağlayabiliyor bile. Yani öyle yaşadık yani bunları. Ama
bizimle birlikte olmaya devam ettiği sürece de aslında arkasından da görüyor yani bizim işte toplumdaki bireylerden bir farkımız olmadığını, sadece ve sadece bir dezavantaj veya işte farklı bir metotla gerek hareketlerimizi yaptığımız, gerekse bir yerlere eriştiğimizi görüp de belki de diyorlar işte içeride ya bizim yapamadığımızı siz yapıyorsunuz noktasında çok çok karşılaştığımız durumlar da vardır. Sevgili Hatice Hanım, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben sizden ekranlarımıza bakarak bu çağrılarınızı, bu sektör içerisindeki ihtiyaçları bir kez daha yenilemenizi isterim. Arkadaşlarımıza, izleyicilerimiz dinlesin. Sizin bu mesajlarınızla birlikte belki de bir insanımızın hayatına hiç farkında olmadan dokunup da size veya başka bir yerlere yönlendirip de o sağlıklarına kavuşturmayı da başarabileceğiz bu ekran sayesinde. Yani mesela insanlarda çok ağrılar, kemik ağrıları, bel ağrıları, işte fıtık diye çeşitli ortopedik doktorlara gittikleri ve sonunda, günün sonunda küçücük bir mesela baş parmaktaki bir batmanın bile bele yansıdığını ve belinde hiçbir problem yoktur kişinin. Evet. Bütün MR'lar çekilir, filmler çekilir, hiçbir şey çıkmaz. Günün sonunda çoğu zaman problem ayakta çıkar ve küçük bir batmadan bile, tırnaktaki mantardan bile insanlar gerçekten çok ağrı çeker. İşte yataklarını değiştirenler var hiçbir şey olmadığı için, teşhis evet. konmadığı için. Yani en son insanlar der ki herhalde yani benim yatakta bir problem var. Yani ben bunlarla çok karşılaşırım çünkü bana en son geldiklerinde ki son gelirler bana yani. Bütün alanları gezip aynen. en son bana geldiklerinde derler ki işte bu bölüme gittim, bu bölüme gittim. Hiçbir şey çıkmadı, yatağımı değiştim, yeni yatağı değiştim, baştan aldım, ortopedik aldım, yara ortopedik aldım. Hiçbiri işe yaramadı. En sonunda ki bazı kişiler şanslıdır, bazı doktorlarımız yavaş yavaş onlar da, çünkü doktorlarımızda da bu konuda bir bilgi yoktur. Çünkü tamamen farklı bir alandır. Mutlaka tıbbi alandır o, yani daha çok bilmiyorum medikal alandan. Medikal alandır şeydir. Aslında. Doktor değilik biz, yani öyle bir eğitim almayık hı hı. ama çok farklı, daha değişik bir. Aslında biraz alternatif tıpa da benzer. Veya bütünleştirici farklı, bir şeydir belki farklı de. Farklı bir alandır. Ama yani insanlar doktorların ayak sağlığından anladığını düşünüyor halen daha. Yani hı hı. bana gelen çok kişi de var. Yani inançsız. Yani gelip tekrar dönüp cerraha gider. Yani evet. tedavinin başında beklemeden sonuca varalım. Gider cerraha. Yani cerrah kısa yoldan bir seferde tırnağı olduğu gibi söker. Ama sonrasında o tırnağın çıkarkenki aşaması ve sonra çıktığında asla eskisi gibi bir tırnak çıkmaz. Kesinlikle. Çok kötü bir tırnak çıkar. Ve dönüp onu bana gelip tedavi etmeye başlarlar. Yani dönüp dolaşıp tekrar geliyorlar şekilde. Ve biraz işte inanç yok. Ya da sabırsızız da yani, diyebiliriz. Yani bir an önce çözümü bulmak adına farklı farklı noktalara yani, gideriz ve belki de günün sonunda devam etsek çok daha normal, çok daha acısız bir şekilde bir sonuca varacakken biz hep bir yerlerden bir çare aramaya... Mesela dün birisi geldi, nasıl tedavisi yaptık? Yaparken ki bile, yani yaparken rahatlamaya başladığı halde İşte doktora yönlendirecek misiniz? Doktora yönlendirecek misiniz? Dedim ki doktorluk bir durum yok ama gitmek isterseniz siz elbette gidebilirsiniz yani. Ama yani giderseniz ben burada ayak sağlığı açısından kullanılan aletlerle size bunu yavaş ve acısız, yani çoğu işlemimiz bizim acısızdır. Sonrasında aynen. da acısızdır. Hı-hı. Acısız tedavi edecek. Ama kısa yoldan giderseniz evet, temizleyecek. Derinlemesine temizleyecek. Bir defa da olacak. Ben belki 10 seansta yapacağım. Doktor sizi bir seansta yapacak ama sonrasında siz bir ay basamayacaksınız. Ama bana gelirken her seansın sonrası yürüyerek gidersiniz buradan. Aynen.
Yani bunu biraz bilinçlenirsek, ben de elimden geldiğince yaymaya çalışıyorum bunu. Dediğim gibi özel hastanelerde başladı bu alanda bölümler açılmaya. Güzel. Böyle olduğunda inanırım ki daha bilinçli olacak ve daha başarılı olacak diye düşünmekteyim. İnşallah. İnşallah. Buradan izleyicilerimize verdiğiniz mesajlar için çok teşekkür ederim. İhtiyacı olan o ayak sağlığındaki sıkıntıyı hisseden insanlarımız da mutlaka bir yerlere başvursun. Evet Hatice Hanım, programımızın sonuna geldik. Ben sizlere çok çok teşekkür ederim. Size, ekibinize, bize, bizim hayatımıza dokunduğunuz için, bize sağlık siz kattığınız için. Siz de bizimkine dokundunuz. Çok teşekkür ederim biz sizlere. Biz teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalanabilmişsinizdir verilen bilgilerden. Güzel bir sözle bitirelim yine. Bir mum, başka bir mumu yakmakla ışığından hiçbir şey kaybetmez. Işığınız hep bol olsun. Teşekkürler. Değişen Hayatlar programı Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin katkılarıyla yayınlanmıştır.